Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Ve bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Bu çünkü sohbetlerimizin Türkiye'de gündemi yarattığını biliyoruz. Gündemi, gerçek gündemi yakaladığını biliyoruz. Ve bu sebeple de ne yapıyoruz sevgili dostlarım? Hemen mümkünse paylaşıyoruz. Ve daha sizden rica etmeden bulunduğunuz yerleri yazmaya başladığınızı da görüyorum. Ve çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü burası bir gerçek foruma dönüştü. Burası Türkiye'nin hakiki gündemini tartıştığımız, konuştuğumuz bir yere dönüştü. Biliyorsunuz dün ve evvelki gün sizinle burada, iki gündür yani, dış politikada çok tehlikeli gelişmeler olduğunu ve Türkiye'nin bu gelişmelerin içerisinde sağa sola savrularak büyük sıkıntı yaşadığını söylemiştik. Bunun köküne indiğimizde ise ne vardı sevgili dostlarım? Tarih bilmemek vardı, müktesebattan yoksun olmak vardı, Osmanlı tarihini Hürrem Sultan dizisinden ibaret sanmak vardı. Koskoca bir 19. yüzyılı olanları atlamak vardı. Son 300-350 yıldır Türkiye'nin ve Osmanlı'nın yaşadıklarını, Rusya'ya karşı nasıl konuşlandığını, nasıl ittifak içine, ittifak arayışları içine girdiğini bilmemek vardı, cehalet vardı. Zaten maalesef böyle paçalarımızdan akmakta bu cehalet dediğimiz şey. Halkımız cahil değil, hayır asla değil. Bunu söyleyenlere her zaman karşı çıktım. Türk halkı cahil değildir. Belki yeterince eğitimli değildir, eğitimsiz bırakılmıştır vesaire ama asla ve asla ben cahil olduğunu kabul etmem Türk halkının. Kim cahil diyorsa yüzüne karşı, suratına karşı gerekli cevabı tokat gibi de veririm. Hiç öyle bir şey değil ama Türkiye'yi yönetenlerin maalesef çok ciddi bir bilgi eksikliği vardır sevgili dostlarım. Her neyse, iki gündür sizinle yani dün ve evvelki gün şunu söylüyoruz. Gündemimize son dakika haberleri diye düşen haberlerin bizim gerçek gündemimizde hiç ilgisi yok. Var mı Allah aşkına? Hadi söyleyin. Sizin gündeminiz ne? Ajansların son dakika acil bilmem ne falan diye geçtikleri gündem nedir? Şöyle bir Google'a girin, internette dolaşın. Sizin gündeminizde medyanın gündemi acaba gerçekten aynı mı? Ben hiç aynı olduğunu sanmıyorum. Türkiye gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Bir tarafta hepimizin mutfağında yangın var. Cepler delik. Borcu borçla kapatıyoruz. Kredi borcumuzu kredi çekerek ödüyoruz. Doğru mu efendim? Anneler babalar, evlatlarınızın iş bulmasını istiyorsunuz. Peki iş bulmak için ne yapıyorsunuz? Aman daha iyi eğitimli olsun, daha başarılı olsun, daha yetenekli olsun, koluna bir bilezik daha takalım, bir altın bileziği daha olsun, mesleği olsun, mesleğinde ilerlesin diyoruz değil mi? Ama aynı zamanda yüreğimizde ne sıkıntı var? Tanıdık olmazsa bizim kız, bizim oğlan nasıl iş bulacak var? Haklı mıyız bu endişemizde? Haklı mıyız bu kaygımızda? Haklı mıyız bu sıkıntımızda? Yüreğimiz haklı yere mi sıkılıyor? Evet, haklı yere sıkılıyor. Bir ülke düşünün ki %62'si geleceğine güvenle bakamıyor. Bu çok yazık, çok yanlış, çok yanlış. Hak etmiyoruz bunu. Bunu milletçe hak etmiyoruz. Sevgili dostlarım, işte bir tarafta Türkiye'nin hakiki gündeminde mutfaktaki yangın var. Hakiki gündeminde gençlerinin işsizliği var. Hakiki gündeminde evlatlarının iyi eğitim alamaması var. Hakiki gündeminde dayım yok, torpilim yok, arkam yok, eyvah ne yapacağım var. Hakiki gündeminde taşeron işçisinin alın teriyle kazandığı haklarından vazgeçmeye zorlanması var. Hakiki gündemi bunlar. Peki Türkiye'nin bir de içinde bulunduğu bölgeye ilişkin çok can yakan bir gündemi var sevgili dostlarım. Birkaç gündür uyarıyorum sizi. Okuyarak uyarıyorum, çalışarak uyarıyorum, bilerek uyarıyorum. Sizi uyarıyorum ki hep birlikte Türkiye'yi yönetenleri uyaralım diye. Türkiye'nin bulunduğu bölgeden başlamak üzere çok büyük bir savaş çıkma ihtimali her geçen gün daha çok güçleniyor sevgili dostlarım. Bir üçüncü dünya savaşı maalesef ülkemize uzak değil. O zaman ikinci dünya savaşındaki gibi Türkiye nasıl olacak da o büyük güçlerin, nükleer güçlerin arasında
kendi canı yanmadan sınırlarının güvenliğini sağlayacak. Sevgili dostlarım, Kudüs tabii ki bizim için önemli. Filistin davası hepimiz için elbette kutsal bir dava. Ancak Kudüs'ün önemli olduğu kadar Kayseri önemli, Ankara önemli, Yozgat önemli, Hakkari önemli, Gaziantep önemli, İstanbul önemli, Edirne önemli sevgili dostlarım. Yani Ankara'dan vazgeçerek, Hakkari'den vazgeçerek, Kilis'ten vazgeçerek Kudüs'ü koruyamayız, Filistin davasını sahiplenemeyiz. Bu sebeple 80 milyon bir ve beraber olmak zorundayız. Ama 80 milyonun bir ve beraberliği, bir kişinin iki dudağı arasından çıkan lafları kayıtsız şartsız kabul etmek, sen ne kadar doğru söylüyorsun, sen ne kadar harikasın demek değil, değil mi sevgili dostlarım? 80 milyonun birliği ve beraberliği, tasada birlik, kıvançta birlik, geleceği birlikte inşa etmek arzusu. Bununla ilgili kapanışta sizden bir ricada bulunacağım. Peki, diyoruz ki bölgemizde bir 3. Dünya Savaşı'nın alevlenmesi, ateşlenmesi tehlikesi var. Ve bizim sınırlarımızda bakın Kanada'nın bu kadar endişelenmesine gerek yok. Amerikalı, Amerikan halkının bu kadar endişelenmesine gerek yok. İngiliz'in bu kadar endişelenmesine gerek yok. Bizim sınırlarımızda olacak bir tehlikeden, tehditten söz ediyoruz. Sınırlarımızda, daha şimdiden sınırlarımıza yeni bir göç dalgası dayanmak üzere. Sevgili dostlarım. Peki niçin uyarıyorum? Niçin uyarıyorum? Çünkü halkın doğru bilgilendikten sonra oluşturacağı gücün karşısında hiçbir güç duramaz. Hiçbir güç halkın bu uyarılarını dikkate almazlık edemez. Yani sevgili dostlarım, güçlüsünüz, güçlüyüz, hep birlikte güçlüyüz. Bunu bilelim, hep birlikte güçlüyüz. Sizden ricam, burada konuşuyoruz da ne oluyor demeyin. Burada konuştuğumuz zaman sonucu etkiliyoruz. Evet Emine Albayrak, yayını paylaşalım. Çok teşekkür ederim bu desteğiniz için. Bu yayını paylaşırsak daha çok kişiye ulaşacağız. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok, o kadar çok insanı düşünmeye sevk edeceğiz. Ben halkımızın, bir daha söylüyorum, asla cahil olduğuna inanmıyorum. Kimse bana bu halk için cahil dedirtemez. Eğitimsiz bırakılmış, bilgisiz bırakılmış, gündemi değiştirilmiş. Doğrudur. O yüzden biz Türkiye'nin hakiki gündemini buradan konuşuyoruz. Bakın, Türkiye tehlikeli, sıcak bir bölgede. Ve dünden beri Rusya ve İran büyükelçileri dışişlerine çağrılıyor. Karşılıklı gayri resmi uyarılarda bulunuluyor. Ya da resmi uyarılarda bulunuyor. Türkiye Rusya'yı uyardı. Rusya da Türkiye'yi uyardı. Son derece ciddi bunlar. Yani biz bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile köprüleri atıyoruz. Çok haklı olarak şikayetlerimizi sunuyoruz. Şikayetlerimizi yüksek sesle dile getiriyoruz, sertleşiyoruz. Son derece haklıyız çünkü YPG'yi, PKK'yı destekliyor diye. Ama öbür tarafta da Rusya ile gayri samimi bir ilişki içindeyiz. Niçin gayri samimi ilişki içindeyiz? Çünkü Rusya ile Osmanlı Devleti 300 sene savaştı. Türkiye Cumhuriyeti Rusya'ya ya da sonra Sovyetlere, bugün Rusya'ya karşı çok ciddi bir tehdit algısı yaşıyor. Çok ciddi Rusya ile ilgili bir tehdit algısı yaşıyor. Rusya'nın stratejisi ne Çarlık Rusya'sında farklıydı, ne de Sovyetler'de, ne de bugün Putin'in Rusya'sında farklı. Sıcak denizlere inmek istiyor. İlkokuldan bile bize öğretilen bir husus bu. Demek ki biz kendimize güvenmek zorundayız. Kendimize güveneceğiz ve içinde bulunduğumuz ittifakları doğru yönlendireceğiz sevgili dostlarım. İşte budur mesele. Evet, İran Büyükelçisi'ni çağırdık. Rusya Büyükelçisi'ni çağırdık. Dışişleri Bakanlığı'na onları uyardık. Ne konuda uyarıyoruz? Suriye'nin merkezi hükümetinin, ona bizim hükümet rejim güçleri diyor. Türkiye için Türk hükümetinin askerine ve polisine rejim gücü dense ne kadar yanlış olur değil mi? Ama çuvaldızı bir başkasına batırmadan önce elimize iğneyi batırmadan Suriye rejim güçleri diyoruz. Peki Suriye'nin rejim güçleri, bunların dediği gibi hala akıllanmadılar. Suriye'nin rejim güçleri, Suriye'yi bölmekle, Suriye'de iç savaşı körüklemekle Türkiye'nin eline ne geçecekti? Amerika'nın eline belki bir şey geçerdi, CIA'nin eline belki bir şey geçerdi. Ama Türkiye'nin eline ne geçerdi? Suriye'de Esad'ı doğru yola, ticaretle, doğru sözle, ikna yoluyla getirmek
Doğru olmaz mıydı sevgili dostlarım? Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasından Türkiye'nin ne çıkarı oldu? 4 milyon Suriyeli'yi beslemek zorunda kalmamızın dışında. 4 milyon Suriyeli'yi işe yerleştirmek, çocuklarını eğitmek zorunda kalmamızın dışında. Ne işimize yaradı? Sokaklarımızın tehlikeli olmasının dışında ne işimize yaradı? Türk insanının işsiz kalması dışında ne işimize yaradı? Suriye'yi bölmeye yönelik hareketlerin üzerine benzin dökmek. Her neyse, şimdi Türkiye Rusya'yı uyardı, Türkiye İran'ı uyardı. Peki Rusya ne yaptı? Rusya da Türkiye'yi uyardı. Neden uyardı? Çünkü Türkiye'nin kontrol ettiği Esad muhaliflerinin bölgesinden insansız hava araçlarının kalktığını ve Rus üslerine yönelik saldırıda bulunduğunu söyledi ve bu insansız hava araçlarını düşürdük dedi. Yani Rusya Türkiye'nin insansız hava araçlarını düşürdük diyor. Bakın son derece tehlikeli gelişmeler bunlar. Peki biz tarihimizin hiçbir döneminde Osmanlı'nın yıkıldığı günler hariç bu kadar dünyanın emperyal güçlerinin karşısında yer almamıştık. Hiçbir zaman. Mutlaka çok ciddi bir denge siyaseti gütmüştük ve Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Türkiye Cumhuriyeti yurtta barış, dünyada barış ilkesini kurucu ilke, temel felsefe yapmıştı. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar Türkiye'nin tarihini, Osmanlı'nın yani tarihini harem dizilerinden öğrenmemişlerdi. Trablus'ta savaşarak öğrenmişlerdi. Mezopotamya'da savaşarak öğrenmişlerdi. Balkanlar'da savaşarak, Çanakkale'de savaşarak, Kırım'da savaşarak öğrenmişlerdi. Dizilerden tarihi öğrenmemişlerdi. O sebeple de yurtta barış, dünyada barış dediler. Ve daha 10 yılını bile doldurmadan genç Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in önderliğinde dünyanın bu bölgesinin lideri olmuştu. Mısır'da kendi sözünü dinliyordu. İngiltere'de sözünü dinliyordu. Fransa'da. Erol Sönmez. Peki benim aklım yetmez. Senin aklınla birleşelim. Hadi Erol Sönmez. Benim aklım bunlara yetmiyor. Benim okuduğum yetersiz. Benim çalıştığım yetersiz. Benim tartıştığım yetersiz. Haydi Erol Sönmez. Senin aklınla birleşelim. Var mısın? Ben de bunu söylüyorum. Hiç kimsenin tek başına aklı yetmeyecek bu işe. Sevgili Erol Sönmez. Evet, peki. Böylece de bir muhalif kardeşimize cevap vermiş olduk. Eğer troll değilse anlayacaktır. Troll ise evlatları için yayından sonra umarım düşünecektir. Peki sevgili dostlarım, bu tehlikeli gelişmeler olurken bizim neye ihtiyacımız var? Bizim hiç kuşkusuz ortak aklı üretmemize ihtiyacımız var. Erol Sönmez kardeşimize söylediğimiz gibi. Erol Sönmez'in aklı bu işe yetmez. Ama Erol Sönmez'in mutlaka söyleyeceği bir şey olmak zorundadır. Benim aklım tek başına yetmeyebilir. Ama benim mutlaka söyleyecek bir sözüm var. Hepimizin söyleyecek sözümüzü dinleyen bir Türkiye Cumhuriyeti yönetimine ihtiyacımız var. Bizim yönetimden beklediğimiz işte budur. Böyle olmayacaksa biz dinleyen yönetim istiyoruz. Bu kadar basit. Bugün Adalet Şurası vardı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sarayında, Beştepe'de ne diyorsanız deyin. İşte orada toplanmış bir Adalet Şurası vardı. Adalet Şurası'nın ana konusu şuydu. Biz son derece haklıyız. Dünya bizi anlamıyor. Bu kadardı mesele. Biz son derece haklıyız. Dünya bizi anlamıyor. Şöyledir, böyledir. Adalet Şurası'nın hakikaten Adalet Şurası olması için şunu söylemek lazımdı. Türkiye'de güvenilir bir adalet sistemi kurmak zorundayız. Çünkü adalet mülkün temelidir. Türk halkının %20'si bile şu anda yargıya güvenmiyor. İşte bunun konuşulması lazımdı. O halin sona erdirilmesinin adil yargılama için gerekliliği konuşulmalıydı. Ama bunları konuşmak yerine biz çok haklıyız, dünya bizi anlamıyor dendi. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden şunu söyledi. Aynen okuyorum. UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Bu bir öz eleştiri. Evet, öz eleştirisi. Öz eleştiri yapıyoruz. UYAP'ı maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap veriyorum. Söylüyorum. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef UYAP'ı bir dönemde
İnşallah şimdi hala değildir. FETÖ'cüler ele geçirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, siz UYAP'ı FETÖ'cülere kaptırmadınız. Sayın Cumhurbaşkanı, siz UYAP'ı FETÖ'cülere teslim ettiniz. Teslim ettiniz. Hiç o yüzden kaptırdık maptırdık demeyin. Ben sadece kendi yaptığımdan söyleyeyim de oradan anlayalım diye. Kendimden sorumluyum. Söylüyorum. Ankara Barosu Başkanı iken F tipi suç örgütü sizinle el ele bu devleti ele geçiriyor diye sizi uyardım mı? Uyardım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı iken uyardım mı? Uyardım. Siz ne yaptınız? Salonu terk ettiniz. Siz salonu terk etmek yerine eğer dinlemeyi bilen bir yönetici olsaydınız Sayın Cumhurbaşkanı, başbakanlığınızda dinleseydiniz, cumhurbaşkanlığınızda sizden, sizin gibi düşünmeyenlerden yararlanmayı becerebilseydiniz, akıl edebilseydiniz, o zaman UYAP'ı FETÖ'cülere kaptırdık hay Allah diye bugün tırnak içinde söylüyorum öz eleştiri yapmayacaktınız. Çünkü bugün FETÖ eğer benim sözümü dinlemiş olsaydınız, benim gibi mücadele eden insanların sözünü dinlemiş olsaydınız, bizim kurumlarımızın sözünü dinlemiş olsaydınız, Türkiye Cumhuriyeti'ni FETÖ'ye teslim etme noktasına getirmeyecektiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Siz UYAP'ı yani ulusal yargı ağını FETÖ'ye kaptırmadınız. Siz ulusal yargı ağını FETÖ'ye teslim ettiniz ve sizi uyardığımda da bana hain muamelesi yaptınız. Sizi uyardığımda ağzınıza geleni söylemeye kalktınız ve dinlemeye tahammül edemediğiniz için, doğruları duymaya zerre kadar tahammülünüz olmadığı için salonu terk ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer salonu terk etmeseydiniz, eğer dinlemeye tahammülünüz olsaydı, eğer gerçekten ortak akla ulaşmayı bilebilseydiniz, becerebilseydiniz bugün Türkiye Cumhuriyeti çok daha refah içinde olacaktı, çok daha güçlü olacaktı. Çünkü FETÖ gibi bir belayla uğraşmıyor olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı, siz eğer Habur soytarılığında benim sözümü dinlemiş olsaydınız, kandırılıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti PKK'nın karşısında diz çökerek barış olmaz, dünyanın hiçbir yerinde böyle barış olmaz, İngiltere'de de böyle barış olmadı diye bilenin sözünü dinleseydiniz o soytarılık da yaşanmayacaktı. Şimdi diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı biz orada kandırıldık. Sayın Cumhurbaşkanı siz kimseyi dinlemiyorsunuz. Çünkü sizin yöneticilik anlayışınız sadece etrafınızda ne kadar doğru söylediniz, sizden başka doğruyu bilen yok diyenlere açık. Onun dışındaki herkes sizin gözünüzde haindir. Onun dışındaki herkes susturulmalıdır. Siz sadece bu ülkede sizi alkışlama özgürlüğü olsun istiyorsunuz. Sizi alkışlama özgürlüğünün dışında hiçbir özgürlüğe tahammülünüz yok Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün Çalışan Gazeteciler Günü. Ama bugün aslında çalışamayan gazetecilerle dolu Türkiye. Bugün konuşamayan insanlarla dolu Türkiye. Çünkü bugünün Türkiye'sinde konuşmak, hatta şu programı paylaşmak bile bir kere daha düşünmeyi gerektiriyor. Ama burada bu paylaşımı yapan tüm kardeşlerim, emin olunuz biz artık Türkiye için bir şey yapmak istiyoruz diyenler. Sizden tekrar rica ediyorum programı dinleyenler. Sizden tekrar rica ediyorum sevgili dostlarım, paylaş butonuna basalım. Daha çok insanımıza ulaşalım. Daha çok vatandaşımıza ulaşalım. Çünkü bir daha söylüyorum, doğru bilgilendirilmiş bir halkın karşısında hiç kimse duramaz. Sizin karşınızda hiç kimse duramaz. Bakınız, dünyanın en baskıcı totaliter otoriter rejimleri bile halkın gücünden korktukları için halkı ya futbolla oyalarlar, ya magazin programlarıyla oyalarlar, ya da yalan haberlerle oyalarlar. Hakiki gündemini değiştirmeye çalışırlar. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli menfaatleri, Türk milletinin üstün menfaatleri için yıllardır doğruyu söylüyoruz. Yıllardır doğruyu söylüyoruz ve siz yıllardır doğruyu söyleyen insanlara hain muamelesi yapıyorsunuz. Çünkü siz dinlemiyorsunuz. Hiç olmazsa şimdi biz şu anda toplu söylüyoruz burada. Sadece ben söylemiyorum. Bu programı dinleyen, bu programı paylaşan, bu programda yorum yapan herkes size bir şey söylüyor. Siz Türkiye'yi ortak akılla yönetmiyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Ama o kadar tehlikeli bir sürece geliyoruz ki artık bu süreci
bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle yönetmemiz mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'nın o son derece tehlikeli bir ipin üzerinde cambaz gibi yürümek zorunda bırakıldığımız günlere geldik. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda eğer sevgili dostlarım, İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal'den devraldığı dış politikası olmasaydı, Türkiye'nin şehirleri yanıp yıkılacaktı. Onu dahi bilmiyorsunuz. Ama şimdi belki öğreneceksiniz. Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in neredeyse tamamı ahşap binalardı. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kaldıracak, Alman uçaklarına karşı savaşacak tayyaresi yoktu. Yani uçağı yoktu. Bizim uçaklarımız 250 kilometre saatte hız yaparken Almanların uçakları 500 kilometrenin üzerinde hız yapabiliyordu. Bizim zırhlı birliğimiz yoktu, tankımız yoktu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikasını devralmış olan Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir dış politikayla Türkiye'yi ne kimsenin sömürgesi yaptı, ne kimsenin paydası yaptı, ne kimsenin uşağı yaptı. Ve siz hala tarihi bilmediğiniz için, Türkiye'yi yönetenler, size sesleniyorum, tarihi bilmediğiniz için Lozan'ı tartışmaya açmaya kalkıyorsunuz ve hakikaten vicdanları sızlatır şekilde adaları niye almadınız diye. O devirde binecek kayığı zırhlısı olmayan bir Türkiye'ye dönüp adaları niye almadınız diyorsunuz. Ben de size buradan soruyorum. Türkiye'ye ait adaları bugün niçin teslim ediyorsunuz? Evet. Bugün niçin teslim ediyorsunuz? Yunan başbakanının çıktığı ada Türkiye'nin mi değil mi? Efendim? Turan Mecit, Cumhurbaşkanı'na laf yok. Bir dakika. Cumhurbaşkanı'na laf yok. Siz terörist bir kuruluşsunuz. Bunu artık dünya biliyor. Sizin dünyanız neresi Turan Mecit? Nereden teröristiz? Habur mahkemelerini soytarılık olarak nitelediğimiz için mi? FETÖ'yle el ele, diz dize, göz göze iş tutarken birileri Türkiye'yi bu suç örgütüne teslim ediyorsunuz dediğimiz için mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasına balyoz indirilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, milli ordumuzu koruduğumuz için mi teröristiz? Efendim? Duyamadım Turan Mecit. Çünkü buna söyleyecek bir tek lafın yok Turan Mecit. Ve Turan Mecitlerin buna söyleyecek tek bir lafı yok. Tek bir lafı yok. Artık şu andan sonra bari hiç olmazsa Türkiye bu kadar zor bir sürecin içine girerken bari susun da dinleyin yahu. Bari susun da dinleyin yahu. Sevgili dostlarım. Gerçekten bu zor durumda, bu sıkıntılı durumda bizim gündemimiz ortak aklı nasıl oluşturacağız olmalı. Bu platform işte hep birlikte ortak aklı oluşturma programı. Bu program, bu sohbet, buradaki yorumlarınız, buradaki paylaşımlarınızın hepsi o ortak aklın oluşmasına çok büyük katkıda bulunuyor. Bugün ayaküstü bir lokantada, hastanede bir şeyler atıştırırken insanlar geldiler. Dertleri hep aynı. Birisi Elazığ'dan, birisi Ankara'dan. Çocukları cemaat okullarında birini kazanmış, oraya okumuş, damgalanmış. Birinin çocuğu bu cemaatin okullarında öğretmenlik yapıyormuş. Her gün şuradan yazıları, yorumları okuyoruz. Askeri öğrencilerin durumları ne olacak diye. Ya birisi elini vicdanına koysun. Bu okulları ben mi açtırdım, siz mi açtırdınız sevgili dostlarım? Birisi, şu Türkiye yönetenlerden birisi elini vicdanına koysun. Yani bu askeri okullarda soruları çalıp girenlerin peşine düş. Niçin tüm askeri öğrencilerin alınlarından damgalanmasını, hayat boyu suçlu muamelesi görmesini, hayat boyu işsiz kalmalarını, özel sektörde bile istihdam edilemez hale gelmelerine neden oluyorsunuz? Yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Yani bunlara ait diye sizin desteklediğiniz, sizin açtığınız, sizin reklamlarını yaptığınız bir okulda sanat öğretmeni oldu diye, İngilizce öğretmeni oldu diye, beden öğretmeni oldu diye, matematik öğretmeni oldu diye bir gencecik insanın hayat boyu damgalanmasına neden oluyorsunuz? Adalet Şurası'nın konusu işte bu olmalıydı. Adalet Şurası'nın konusu
haklıyla haksızın, suçluyla suçsuzun, doğruyla yanlışın nasıl ayrılacağı, adil yargılanmanın nasıl olacağı, bağımsız, tarafsız yargının nasıl sağlanacağı olmalıydı. İşte bu, işte bu. Sevgili dostlarım, Regaib Eker, kimi ayrıştırdım Regaib Eker? Herkesi kucaklayan bir yönetim istiyorum. Herkesi kucaklayan, çünkü bu programda, bu sohbette sizi de kucaklıyorum. Alnınızdan öpüyorum. Alın terinizi kutsuyorum sizin. Kimse kimseyi ayrıştırmamalı. 80 milyonun birliğe ihtiyacı var. Ve o birliği sevgili dostlarım ancak kürsüden siyaset yapmayan ve siyasetin asla emrinde olmayan bir yargıyı, güvenilir bir yargıyı, keyfi davranmayan bir yargıyı tesis edebilirsek, inşa edebilirsek sağlayabiliriz. Dünün yanlışından da doğrusundan da, bugünün yanlışından da doğrusundan da ders alacağız. Pırıl pırıl bir yarını hep birlikte inşa edeceğiz dostlarım. Ben Türk milletine güveniyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyorum. Ben bu yayını izleyen sizlere güveniyorum. Ve burada beni eleştirenlere de, hakaret edenlere de, herkese ve bu programı paylaşanlara ama özellikle paylaşanlara çok teşekkür ediyorum. Yeter ki gelin, yeter ki paylaşalım, yeter ki ortak aklı üretelim. Kapatırken bir ricam var sizden. Yarın şunu konuşalım, yarın veya öbür gün. 2023'te kendinizi nerede görüyorsunuz ve Türkiye'nin nerede olmasını istiyorsunuz? Kendinizi nerede görüyorsunuz sorusuyla Türkiye'nin nerede olmasını istiyorsunuz sorusu bence birlikte incelenmeli. Çünkü Türkiye arzu ettiğimiz bir yerde olmazsa üstüne oturduğumuz sandalyelerin, kurduğumuz şirketlerin, girdiğimiz işlerin 3 kuruşluk değeri olmaz değil mi sevgili dostlarım? Bu sebeple Türkiye'yi nerede görmek istiyoruz ve kendimizi nerede görmek istiyoruz? Kendimizle ilgili, ailemizle ilgili, evlatlarımızla ilgili hayallerimiz neler, projelerimiz neler? Türkiye için projemiz, Türkiye için hayalimiz ne? Hadi gelin bu hayalleri birleştirelim. Türk milletinin ortak aklının oluşmasına hep birlikte katkıda bulunalım. Hepinizi o çok güzel yüreklerinizden öpüyorum. Alınlarınızdan öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bugün bütün günümü bir çok yakınımın sıkıntı sebebiyle hastanede geçirdim ve özellikle şu anda diyorum ki tüm hastalar şifa bulsun, acılar dinsin, gelecek güzel olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.